istemezdim. Bundan sonraki süreçleri görüşmeyi dahi istemem. Siz hiçbir boşuna şekilde geldiniz bu yarışmaya zaten. Oturuyorsunuz ancak. Kime dedin onu? Bana söylüyor efendim. Kime oturuyor mu? Oturup hiç suskun suskun oturuyor yani. Boş konuşmuyorlar hiçbir şey, o yüzden. Hiçbir şeye yorum boş yapmıyor. Boş konuşmuyorlar dinliyor, o yüzden. Saçma konuşmuyorlar. İkinci avukatı. Takılmıyorlar o yüzden. Kız birinci avukatı, ikinci avukatı. Yani, gerçekten. Gerçekten. Kız Türkçe kavga öğrendi. Yani ilk gün. Valla Türkçen ile 5 günde hızlandırmış kurs verdi. Böyle Türkçe kavga edemiyordu. Evet. İşte Türkçe'yi öğretmiş oldu. İlk gün Türkçe böyle kavga edemiyordu. Evet valla. Şu an kadın. Ne hale geldi. Gerçekten. Dün arkadaşımla konuşuyordum, ona söyledim. Türkçe kavga etmeyi çok iyi ben başardım. Evet. Bravo. Vallahi. Kavga etmekten başka bir işe yaramıyor ki. Ancak kavga sesini yükseltiyor. Keşke ben kurallar... Enerjiyi böyle düşürüyor sadece ben masada. Konuş. Sensin enerji düşürden. Bizim enerjimizi alan bir kişi olursa o da sensin. Ben senden başka bir insan enerjisi yok. Yani yıldızı görmüyorum. Parlak yüksek bir insanım. Enerji çok yüksek. Enerji veriyorum. O ses sana gelmemiş canım. Bonfiliyi ben beğenmedim, hiç lezzet alamadım. Kuru bir et geldi bana. Özel soslu demiş ama orada mantar soslu, rahatlıkla söyleyebileceği mantar soslu kremalı bonfile diyebilirdi. Gizlemiş onu, içerini söylemedi ama mantar soslu hiç hoşuma gitmedi. Acımsı, karabiber dökmüş ağırlıklı, acıydı. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yani bir an önce bugün bitsin, İnanç Bey masadan kalksın, muhatap olmayalım ve bu saatten sonra da hiçbir şekilde muhatap görüşmeyelim ya. İnanç Bey, yani ben buradaki 4 tane farklı isimle aynı yerde anılmak istemiyorum. Yeni nesil biraz zor. Bir şey öğrenemiyoruz ama öğretmeye çalışıyorum. Bir saniye, öğretemiyor musunuz yeni? Ben yeni nesil işte karşında konuşmayı bilmiyor, bağırarak konuşuyor, saygısızca davranıyor bana. Evet doğru. Pardon? Geçen gün dedi bana, pardon dedi. Annesi yaşındayım. Ya bin tane laf söylediniz bu kıza. Sen dursana bir yerde. Sen değil. Bir dur. Siz. Bir dur. Bakın sen değil, siz ya. Bir dur, siz de durun, size de öğreteceğim, az kaldı. Pardon. Pardon. Evet, ne sen oldu? Sen kendinize gidin, kime ne öğretiyorsunuz? Ben kendimdeyim. Siz ben hiç kendinize değilsiniz. Yani Romano Hanım'la... Ayarları kaçırıyorsunuz Romano ya. Romano Hanım'la konuşuyorum, orada hemen ortalığa atıyorsun, ortaya maydanoz gibi ortaya giriyorsunuz resmen. Serpil Hanım, söylemlerinize dikkat edin. Tekrar uyarıyorum ben, sizi. Ben bakın tekrar uyarıyorum sizi. 47 yaşındayım. Nerede nasıl konuşacağım? Gayet asla iyi biliyorum. Biliyorsunuz. Gayet asla iyi biliyorum. Biliyorsunuz. Ben doğrularımın her zaman peşindeyim. Asla nasıl konuşacağım? Karşımdaki insanın hatasını görürsem direkt hatasını yüzüne karşı söylerim ki düzelsin. Çok hoş mu peki? Sus otur. Aynısını Ramona'ya da yaptın geçen. Ama sus o otur bana konuşma. Bağırdı, çok sen bana sus bağırdı diye söylenir mi ama hoş mu? Çok 47 yaşında ama bir hanımefendiye yakıştı mı? Sen sus bir konuşma maydanoz ama falan. Ama o kadar azarladı ki beni. İyi dedi Gülden'le konuşuyor. Ben şu an Gülden'e söylediğini söylüyorum. Ama o giriyor ortaya, girmesin. O zaman şöyle diyebilir miyiz Serpil'cim? Güzel Türkçemizde bunu ifade edebilecek duygularımızı çok zengin bir dile sahibiz. Kıymetini evet bilmiyoruz da doğru ama kullanalım işte lütfen. Ama işte karşı kişiye bağlı. Şöyle diyelim. Gülden Hanım bir saniye biz konuşuyoruz. Bizim lafımız bitsin size de müsaade edelim. Aynısını az önce dedim. Güray Bey'i savunduğum zaman ben yemekte de yorum yapıyoruz. Bakın şer ekibi olan ikinizsiniz. Ben kimseyle ekip değilim. Evet, tatlılarımız geliyor. Ayva tatlısı. Evet, kaymak ve fıstık. Bal mı koydun üstüne? Yok, kendi... Dur, jölesini, çekirdeğini mi jelleştirdin? Hani az önce mutfağa geldiğinde Serpil Hanım söyledi ya. Neyi? Jölesinin rengini vesairesini. Ha, ve suyu. Rengini ben şimdiden beğenmedim. Böyle olmaz bu. Daha görmedim, sen gördüm, daha karşımda. Daha önümüze gelmedi bir şey. Yok, böyle şimdi olmaz ki. Değil. Böyle olmaz. Şu anda beğenmedin değil. Şu anda beğenmedin değil. Hayır, bu kıpkırmızı olması lazım. Şu anda beğenmedin değil. Beğenmedim. Tamam, konu kapanmıştır. Beğenmedim. Afiyet görüntüsünü olsun. Beğenmedim. Tadını bilmiyorum. Bunu renklendirmek için bence vişne suyu kullandınız orada, eminim. Bence değil. Zaten az önce mutfağa geldiğinizde sordunuz. Ben de söyledim. Vişne suyu kullandınız yani. Bakın şu an ihtimalleri konuşmuyoruz. Az önce sordunuz. Ben de söyledim. Pardon, oturmamıştan çakal alabilir miyim? Çatal. Lütfen. Evet, çatal. Tatlı çatalı. Tatlı çatalı. Evet. Ben kullandım. Çok özür dilerim. Olabilir. Pişmesi tabii ki önemli. Rengi de önemli tabii ki. Şerbeti, şekeri. Hayatımda yediğim en kötü ayva tatlısı. Serpil Hanım, bu yorumlarla, bu konseptle açıkçası gerçekten diskalifiye olmayı hak ediyorsunuz. Bence de.
Çok net. Bence de. Çok net. Sizin düşünceniz. O sizin düşünceniz. Siz benim baklavamı laf ettiniz ama getirdiğiniz tatlı almıyor ya. Siz hala bakın hurma yaptınız, baklava diyorsunuz baklava ya. Baklava bölümüne giriyor ama sarı hurma. Baklava, hadi sarı hurma bana diyeyim. Bana deyin ki baklava yaptım. Oraya yazacaktınız. Baklava yaptım sarı ben. Sarı hurma, baklava bölümüne baklava giriyor. Baklava yaptım diyecektiniz. Siz bana sarı hurma getirdiniz. 5 defa uyardık sizi baklava yapmadınız diye. Hala ama ben, baklava yaptım ben diyorsunuz. Ona yıllardır ben baklava bölümüne... Siz öyle diyorsunuz. Baklava bakın, diyorum yani. Siz öyle sarı hurma, baklava tatlı. Tatlı, sarı vurma tatlı, tatlı baklavası da tatlı. Yani. O da, o da sonuçta baklava şeyine giriyor. Bu da baklavaya girer. Bu da tatlı. Hazır vişne suyuyla renklendiriyorsunuz, getiriyorsunuz önümüze. Ve değişik bir yumuşaklığı var. Bu şekilde olmaz kabak tatlısı, şey tatlısı, ayva tatlısı. Yumuşak, doğru yumuşak olmalı. Bu da benim yetiştirdiğim gene ayva. Yumuşak olması için. Siz bence çiftçilik yapmayın. Şey, ne yapıyorsanız Tekirdağ'dan yapmayın. Tekirdağ'dan mı geldi hayvan? Hiçbir şey yapmayın. Hiç hiçbir şey yapmayacağım. Zaten dünyayı gezeceğim. Merak etmeyin. Ay gidin gezin. Vallahi siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çünkü siz de mutlaka Hindistan'a uğra arkadaşı varmış Serpil'in orada. Hindistan'a gittim. Ha gittin mi? Gittim. 2009'da. Peki. Oo, bıçakladı itti. Beğendim. O kadar yani. Yok. Benim bildiğim yapma be Serpil. Ama bunlar, ama inan ki senin hanene güzel yazılmış. Yani Zuhal Hanım falan. Şimdi şöyle bıraktım yani tadına baktım. Hayır zaten dediğim en kötü ayva tatlısı dedin. Nesi o kadar kötü anlatsana. Şimdi ayva tatlısı. Gerçi Hindistan'dan gelen arkadaşın daha çok aydınlatabilir. Hayır o tatlı altında. Bilmez. O tatlı bilmez. Ama bunun çekirdekleri vardır. Çekirdeklerini evet, de koyduğunuz kaldı. Zaman o renk verir zaten. Jelleşir çok zaten. Güzel bir kıvam veriyor o. Kıpkırmızı ediyor. Getir tabii. Nesini beğenmedin? Jeli göstereceğim. Yani yediğin en kötü ayva tatlısıymış ya. Yemin ederim hiç beğenmedim. Ha, olabilir. Beğenmedim yani. Ya bir şey söyleyeyim ya. Hayır şimdi beğenmedin de en kötü neden en kötü? Yani bugüne kadar yani demin kötü diyorsun kadar ya. Şimdiye kadar hepsi çok güzeldi yediğimin. Hepsi güzeldi yani. Bu şekilde olmaz ki bu vişne suyuyla renklendirmez. Çok özür diliyorum. Bakın, bak, çok öyle, özür bak, diliyorum. Bildiğin, bak bir dinle. Bir dinle çok bak, özür diliyorum. Bir dinleyin görün. Jelleşmesi. Ben demin onu dedim. Çekirdekleri jelleşti. Bakın çekirdekleri artı kabuğu artı... Bakın şundan şöyle. Ben direkt onu dedim sana. Jelleştirdim çekirdeklerini diye. Jelleştirmesi için bunu yapıyorum. Hayır yani renk bunu, verir o. O bunu, kaç dakika pişirdiniz? Ortalama bir saat 10 dakika geçti. Nasıl pişme süresi şey ama bu rengi şuna, bakın, bunun şuna, çok güzel olması lazım. Ve bu jöle şeklinde olmaması lazım bunun. Nasıl? Şimdi bunun rengi nasıl olacak? Şu koyduğunuz jöle var ya, jölenin renginde olacak bu. Yani jölenin olmaması ben lazım mı? Kaç yıllık yapıyorum bak, yani bak. Evde ayva tatlısı ama bu şekilde olmaz ki bu. Yok teşekkür ederim. Olmaz. Bizim, yani siz yanlış güzel. Yapıyorsunuz yok. O yüzden. Peki hayır. Sen beğenmedin. Yediğin kötü ayva yapıyorum. Tatlısıymış. Gülden. Aynen. Ben beğendim. Ama şey... menüde artık bu da bir artık basit bir menü olmuş. Yani bu tatlı da basit. Olarak. Evet yani evet, çok zor bir tatlı menü, değil. Doğru. Genel menü zaten bana bir tık kolay geldi. Kolay geldi. Anladım. Bununla evet, birlikte çok acayip bir tatlı değil yani çok öyle. Çok güzel bir tatlı yapıp yükseltebilirdi durumu. Yedi. En kötü ayva tatlısıymış. Ha keşke yemeseydi. Hiç yemeseydi daha iyi. Yani bu yorumların üzerine bakın 3 gelecek. 3 gelecek. Sonuçlar açıklanacak. İnşallah o günün sonunda belki finalde bunları görmeyeceğiz. Büyük finalde ayvayı beğenmedi ya, ayvayı yiyecek. Ayvayı orada yiyecek, burada yemedi. Ama bunu beğendim dedi. Evet, evet tatlıyı peki. Beğendim. Ramona? Tatlı güzel. Tatlı sade ama güzel. Pişmeği güzel, kendisi güzel, Serpil rengi beğenmedi. Güzel. Ramona Gülden beğendi. Biraz kolay bulduğunu söyledi Gülden. Çok belki kolay. Bir tatlıyla taçlandırabilirdi, daha vurucu evet. Bir şey yapabilirdi diyor. Evet. İnanç? Kolay bir tatlı, rengi zaten olmamış. Beğenmedim. Üzerine zaten vişne hazır alınmış yani vişne suyu. Beğenmedim. Teşekkürler. Sunumu güzel. Sunumuna bir şey demiyorum. Peki. Evet artık son yarışmacımız Güray'dı. O da yemeklerini sunduğuna göre gelelim haftanın son açık oylamasına buyursunlar. Şöyle belirttim. Arkadaşlar üçlü sacaya olarak geldiler ama Ramona aralarından sıyrıldı. Servis yaptığım için kendi adıma ben utandım. Çünkü açıkçası bu masada o olaylardan sonra üçü olmamalıydı. Şöyle söyleyeyim, bu konuşmaların üzerine iki kişiyi masadan dışarıya davet etmem lazımdı. Üçüncü kişiyi de belki yönetim Zuhal Hanım davet etmeliydi. Yani şunların içerisinde ne yaptım, ne ettim hiçbir şey anlamadım. Şu masa, şu menüyle beraber tuz sorunu haricinde ortalama 8'lik bir masa.
Evet, haftanın son açık oylaması için hazırız. Bugün puanlar Güray'a gelecek. Menüsü de tamamdı, masası da tamamdı. Onun için 3 ila 10 arasında beğendiğiniz yemeklere göre bir puanlama bekliyoruz sizlerden. Buyursunlar, siz tahtalarınızı açın. Ben de size her zaman olduğu gibi menüyü hatırlatayım. Final günü brokoli çorbasıyla başladık. Ara yemek olarak kabak borani ve milföye sarılı pastırmalı, içi dolgulu bir biber vardı. Ana yemeğimiz özel soslu bonfileydi. Yanında bademli pilav ve sebze garnitürleri eşlik etti. Pancar ve karnabahar olmak üzere. Salatası kara lahanalı, elmalı salataydı. Evet. Son olarak da, pardon söyle, yanlış bir şey mi söyledim? Kırmızı lahana. Pardon, kırmızı lahana ve elmalı salataydı. Son olarak da kaymak eşliğinde ayva tatlısı yedik. Haftanın da son yemeğiydi tatlısı. Bakalım puanlar nasıl gelecek? Herkes yazdı gördüğüm kadarıyla. Değiştirmek isteyen var mı? Son kez soruyorum. Puanımdan emin olmayan. Ben değiştirmek istiyorum zaten. Tabii ki. Değiştirmek isteyen varsa şimdi değiştirebilir Gülden'le birlikte. Tamam, sen değiştirdin. Başka yok galiba. Yok değil mi? Peki. O zaman kaç bekliyorsun Güray? Sana da sorayım. Minimum 8 bekliyorum. Minimum 8 bekliyorsun. Bakalım öyle mi olmuş? İlk olarak da Ramona'nın puanıyla başlıyoruz. Evet Ramona, aç ve söyle lütfen yüksek sesle puanını. Benim puanım 9. Oo. Haftanın en yüksek puanı 9. Evet. Bayağı. Yani her şeyi beğendim. Bir tane pilav beğenemedim. Çünkü tuzsuz ve yağlıydı. O yüzden yani pilav da olsaydı 10 verecektim. Ama çok kolay bir menüydü. Yani bu puan ne kadar objektif emin olamıyorum artık. Ama lezzetliydi, güzeldi. Benim tadıma güzel gitti. Ama her şeyi ben beğendim. Yani beğendim, gelin 3 verim olmaz ki, 4 verim olmaz ki. Yani beğendim, bir tek bloğunu beğenemedim. 4-4 bir yemekti değil mi? O yüzden 9'da verebiliyorum ben. Tabii ki verebilirsiniz ama bize yapılan bir haksızlık olmuş oluyor burada. Tamam ama sizinkinde belki beğenmemişim, verememişim. Ama yani sizde de... Bana da 7 verdi değil mi? Ben verdim. 7'den çok fazla. Asla değiliydi. Evet. Gülten Hanım bana katılıyor musunuz şimdi? 4 oldu. Peki. Gülten bana katılıyor musun şimdi? Ne konuda? Hani yemek bilmediği için notlarını bilmiyor, kime ne vereceğini bilmiyor. Katıldınız mı? Siz de bilmiyorsunuz. Hak verdiniz mi bana? Hak verdiniz mi bana? Serpil Hanım siz de bilmiyorsunuz. Sosun içindeki balı, hardalı bilmiyorsunuz. Ben bal demedim ki, bal var demedim. Pişmiş et, pişmemiş eti bilmiyorsunuz. Lezzet almadım ben. Hiçbir lezzet almadım. Nasıl lezzet almazsınız? Alamadım. Çıldırır insan bu dediğinizde. Alamadım yani. Alamadım. Alsam söylerdim. Yok yalan söylüyorsunuz. Yani yalan söylüyorsunuz. Bu doğru olamaz ya. Bir siz doğrusunuz. Balla hardalı tadını nasıl alamaz ya? Siz ben hardalı yani almadım ki. Tatlı ya Güray Bey sizin nezdinizde değil. Ya bir insan hardalı tadını nasıl alamaz? Siz zaten hiçbir şeyden lezzet alamıyorsunuz. Sizin o beni üzüyor vallahi. Sizin menüyle zaten arasında çok fark var Güral Bey'in. Göreceğiz bakalım yani, nasıl bir fark olmuş. Peki fark var, ben devam ediyoruz İnancı puanıyla. Evet İrenç, sen de puanını paylaş bizimle. Benim puanım 5. 5, kapatabilirsin. Ya genel anlamda beğenmediğim bir lezzetlerdi. Hanımefendinin puanı, Serpil Hanım bence daha menüsü lezzetliydi. Kolay bir menüydü. Genel anlamda beğenmedim. Puanım 5. Kaç vermiştin Serpil'e? 7. 7 verdi. Yani peki. Yine en azından sağ olsun. İşte şeyler yani ikilisi diyorum ya. Hak ettiğim puanı verdi. Bunu konuştular verdi. Belki. Ama belki sizin, bu konuşuldu Zuhal Hanım. Sizin bak sarı burmayı beğenmeyip ayva tatlısını beğenmeniz zaten bir yalan beğenmedim yani. Beğenmedim demedim. Beğenmediniz. Dedim ki, bu tatlı ona hitap ediyor ama ortadayım. Olmuş dedim. Hep ortadayım. Zaten tatlınıza puan o zaman puan benim verdim. Tatlıma niye demediniz çok güzel olmuş diye. Bu tatlıya da çok güzel olmuş demedim. Bu tatlıya da çok güzel olmuş dedim mi Güray Bey? Bence de kolay bir tatlı. Kolay bir tatlı. Daha farklı bir tatlı yapılabilir dedim. Şimdi bakın benimle Güral Bey'in menüsü. Güray. 5 gündür beraberiz. Adım Güray. Memnun oldum. Güray Bey'in menüsüyle benim... Benim arasında dünya kadar fark var. Evet. Devam ediyoruz Gülden'in puanıyla. Gülden değişik beklemiştim. Bakalım kaç puan vermiş. Benim puanım 7. Oo, kaçken 7 yaptın? 6'ydı. İyi, doğru yapmışsın. Doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Peki, son puan gelecek. Bu haftanın da son puanı olacak Serpil'den Güray'a gelen. Serpil
Evet Serpil, son puanı da sen paylaş lütfen bizimle. 5. 5. Kapatabilirsin. Evet, ne diyorsun 5'e? Yani Serpil Hanım'ın bu kadar masadaki yorumlarına karşı benim beklediğim puan 4'tü. Evet, bakalım enteresan ve ilginç geçecek bir final.